Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son bir defa Mount Blade'e bakış atıyoruz. Bunun nedeni şu, Mount Blade serisi artık olmayacak. Mount Blade 2 yani Bannerlord gelene kadar böyle bir seri falan yapmayacağım, mod yapmayacağım. Onu belirteyim öncelikle. Şimdi bu Cengiz Han modu neden peki oldu? Yorumlardan bir tanesinde bu mod üzerinden bir inceleme yapar mısın tarzında bir yorum vardı. Sırf bu yüzden tamam dedim. Eğer Mount Blade serisi biterse, biter bitmez bu videoyu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, modumuzun ismi Cengiz Han modu. Ben bunun linkini zaten size açıklama kısmında vereceğim. Hoşunuza giderse, oynamak isterseniz oradan da oynayabilirsiniz. Biraz ben bakış attım. Yani nedir ne değildir diye. Bu kısmı İngilizceydi. Bu kısmı zaten önemsemiyorum. Şimdi olay şu. Bu başlangıç her zaman olduğu gibi görünüyor. Ama farklı yerler var. Bunu da belirteyim. Mesela farklı yerlerden kastım bu kısım. Yani ateist bile olabiliyorsunuz. Dinsizseniz yapıştırın abi. Benden size tavsiye. Paganizm var işte. Gök tanrıcılık, Hristiyanlık, Musevilik, İslam vesaire vesaire. Ben İslam yapacağım. Neden diyor bak. Amacın ne senin diyor. Ne yapmayı çalışıyorsun diyor. Hedefin nedir, arzun nedir diyor. Tabii benim hedefim arzum yok. Onu da peş peşin belirteyim. Yani bu kadar sorguya suale gerek yok ama. Hadi tüm Türkleri birleştirmek diyeyim. Buradan işte asil düşmüş bir asker babayı yaptığın zaman zaten bu sancak muhabbeti geliyordu. Şimdi bunun dışında burada farklı sancaklar var. Zaten siz de birçoğunuz fark etmişsinizdir bunu. Şimdilik ben laf olsun torba da olsun diye şu ejderi seçeyim. Gerçekçi olsun. Zaten bir bölüm olacak. Çıksından sonra oyunu komple sileceğim için. Tek yapacağım şu anlık arkadaşlar, buradan güç. Bunun da nedeni şu, silahları size göstermek amaçlı olacak. Biraz hile yaparım işin aslı, o ayrı bir dava. Çünkü başlangıçta malum alabildiğimiz şeyler çok da iyi olmuyor. Şu kalkanı alayım. Başka ne alabiliriz? Demir vücut muydu? Yok. Güçlü darbeydi galiba ya. Buradan level verebiliyorsun mu? Veremiyorsun. Güçlü yarım olsun, güçlü fırlatma olsun o zaman. Ya tamam, bu çok problem değil. Şuraya da jester'ı yapıştırırım. Devam ederim ben. Tiplerde biraz farklılıklar var. Yani çok ahım şahım bir farklılık değil. Bu arada kusura bakmayın, boğazım takılıyor. Sürekli olarak bir yutkunma problemi yaşıyorum. Nedir ne değildir çözemedim. Gene hasta olursam sıkıntı. Fazla farklı tipler yok ama kara kızanlar gelmiş aramızda. Bir tane kara kızan yaparım ben o zaman. İşte bu başlamak istediğiniz yeri soruyor size. Her zaman olduğu gibi nerede oynamak istersiniz vesaire vesaire. Ben Anadolu Selçuklu diyorum. Ama haritada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kısmı direkt geçeyim. Şu direkt eleman gelsin yanıma. Şimdi uğraşamam onunla. Üst başlarda bayağı değişiklikler var ama haritada pek bir değişiklik yok. Mount Blade'in native haritası vardı. Bilirsiniz Mount Blade'in zaten ilk haritasıdır. O haritanın aynısı. Ama işte bu arka planlardaki yumuşatmalar falan benim biraz hoşuma gitti işin aslı. Yani şeyde de aynısının olmasını isterdim. Bu Osmanlı modunda. Ondaki biraz daha farklıydı. Native'deki bayağı farklı. İşte her modun kendine özgü biraz da onları kurcaladıkları için ister istemez değişiklikleri oluyor. Şimdi başlangıçta bu kadar fazla itemle başlamak şey gibi geliyor insana. Çeşitlilik olur, değişiklik olur. Bu bir yandan iyi, bir yandan kötü. Kötü yanı şu. Para ister istemez biraz daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani ben şimdi hile yapacağım, o ayrı bir dava da. Hile yapmayanlar için tabii kolay bir yöntem olabiliyor. Tabii durum da öyle olduğu için İster istemez yapabilecekleriniz olsun, gelişme faslı olsun, onlar daha rahat olabiliyor. Tabii bu da birazcık şeye bağlıyor, gelişim açmasında kolaylık sağlıyor size. Ha bir yandan dediğim gibi iyi, bir yandan kötü. Şimdi çok kasmak isteyenler kendilerini, tamam ona gerek yok, kasmak isteyenler için kötü. Ama kasmak istemeyenler, ben bir an önce gelişirim diyenler için biraz güzel. Lan vere vere bir tane mi verdin ya?
Şimdi askerleri size göstereceğim. Çünkü askerlerde ben dediğim gibi baktım. Benim bayağı hoşuma giden tipler oldu. Yani bir şeyden nasıl desem şehirden farklı gelişim çeşitleri var. Bayağı gelişim çeşidi var işin aslı. Bak şimdi bir tane avcı yapacağım, bir tane piyade yapacağım. Avcıdan gene ikiye çıkıyor. Şimdi ister istemez bir tane daha çakalım. Şimdi atlısının gördüğünüz gibi bir tanesinin şekli bu, birinin şekli bu. Bak kendi içinde bir daha gelişiyor adam. Yani gelişim bitmiyor sürekli. Yani hani ben iki tane yaptım, yeter. Kafasında ilerlediğiniz zaman yemiyor abi. Şimdi at dokçusunun mesela bak, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Ya bunu normalde geliştirmeye çalışsam var ya bayağı vakit alır. Şimdi Selçuklu topuzunu şekli bu. Kargıcısının şekli bu. Tabi bunların güçleri nedir ne değildir bilmiyorum ama şu atların farklı olarak görselliklerde olması benim hoşuma gitti işin aslı. Yani çoğu kişinin bu belki hoşuna gitmeyebilir. Ama işte hani ordularda ne kadar fazla farklılık olursa ister istemez o kadar insanın hoşuna gidebiliyor. Ya benim de hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Sürekli olarak aynı tipleri görmek yerine üst başı olarak biraz daha farklı çeşitler görmek hem görsel zevki arttırıyor hem de nasıl desem hem görsel zevki arttırıyor hem de dediğim gibi şeyi renk cümbüşünü oluşturtuyor. Şimdi Osmanlı'nın komple ordusu bundan ibaret. Anlayacağınız üzere. Farklı tipler bak dediğim gibi yani aynı zırhı giyenler var ama üst başlarında ufak tefek o değişiklikler hoş geliyor insana. Mesela Yeniçerilerde vardı. Yeniçeriler şeydeki Osmanlı modundaki hatırlayacaksınız. Azaplarla Yeniçeri okçuları aynı üst gibi duruyordu. Bu da ister istemez biraz insan kafasını kurcalıyor. Hangisi hangisi savaş esnasında hesabı. Şimdi biraz daha ayırt edilebilir olmuş. Ulan 7 tane verdi. Adamsınız lan siz. Tipler mesela çok benim hoşuma gitti iş. Yani geliştiriyorsun ama geliştirirken de bir yandan diyorsun ulan bunlar bayağı farklılık koymuş da bak. Ben mesela hayatım boyunca hiç böyle bir at görmemiştim. Allah lan hepsini aynı yaptık ya. Kıdemli yaptıydık. Piyade yapalım. Bak muhafız var, savaşçı var. Ama babam işte sen orada gel atlayı biz. Ha, dur o zaman. Tamam hadi öyle olsun. Şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Muhafızı yaptık, savaşçı. Bu çocuğun ben aynısından çıkartmadım mı ya? Ha atı aynı. Güzel. Tamam. Şimdi kıdemliden başka kaldı mı yapabileceğim? Piyade, muhafız. Muhafızı da yapmışız. O zaman avcıya geçiyorum. İşte bak dediğim muhabbet bu. Üstlerde sürekli olarak bir farklılık var. Ya bu benim hoşuma gidiyor. Aa ben seni yapmışım. Filli mi? Bu güzelmiş lan. Bunu beğendim var ya. Moğol'un fillileri. Yapıştırın oğlum. Allah ne verdiyse. O muhabbet iyiymiş. Aa adam bitti lan. Dur. Ya hocam verseydin ya şöyle 10-20 tane. Niye hemen kestin attın? Heh. Fil muhabbeti güzel yalnız ha. Şimdi hafif süvarisi dediğim zaman kumandani nasıl oluyor? Ha, kumandanın minferi değişti. Okey. Yaya. Avcı dedik. Süvarisi dedik. Kumanda ne? Aynı muhabbet. Galiba bu da bitti. Gördüğüm kadarıyla. Savaşçı. Aynen bu muhabbet de bitmiş. Tamam babam siz gidin. Siz gidin. Sizde işim bitti. Şimdi öncelikle size askerleri gösteriyorum. Ardından şeylere geçeceğim. Miğferlere işte cartlara curtlara. Yalnız Vikingler de var ya. Ne can yakar biliyor musun? Oynayacak olsam %90 Vikinglerde takılırdım. Şuradan bir tane.
Bakayım. Viking yayası. Viking'in ilk yayası. Ulan oha sen ama çok geliştin ya. Ne kahramanmışsın. Vikingler bayağı gelişiyor lan. Şimdi hep üstten gittik. Ulan yanlış yaptık. Neyse. Şimdi bir tane bundan, bir tane altından gideceğiz. Yok, bu hoşuma gitmedi. Diğeri daha güzel acı. Litvanya'daki şeylerden ha, oklardan. Şey, yaylardan, ok diyorum. Ama şey bitti hemen ya. Şey yayadan gülüyor herhalde. Acı mı yaptı? Aynen. Vikinglerin şeyi güzel de tipleri. Mordan aldık, ondan aldık. Şuna geçelim. Bölgeleri size söyleyeceğim arkadaşlar birazdan. Kim var kim yok hesabını. Ondan sonra cıma efendime söyleyeyim. İngilizler var benim gördüğüm kadarıyla şu an. Siz gidin, sizde işim bitti. Onun dışında şeylerden var. İşte Anadolu Selçukluları var bölge olarak. Oha. Bak bu çok güzel olmuş lan. Haçlı Şövalyesi yapıştı. Lan deminki at daha iyi. Yemin ediyorum onda kalsana en gelişmiş seviye. Öbürü daha güzel daha. Şimdi bunu yapacağız. İtalyan. Ha bak. Bu hoş oldu ama İtalyanlarım genelde mavi yer, haberiniz olsun. Şimdi milisten bir tane daha çıkartalım. Yaya dedik. Haçlı piyade. İngiliz özel. İngiliz özele bak kendi içinde. Çavuş ol bakayım. En gelişmiş halleri biraz daha şeye göre kaçıyor. Yani nasıl desem. Çavuş mavuşlar tırt oluyor da bak şu İngilizlerin miğferleri falan onlar detayları güzel olmuş. Yayadan gidelim. Haçlı piyade diyelim. Alman mı o? Aynen Alman. Şeyleri güzel ya. Atların üzerlerine hani giydirdikleri üstler olur ya. Onlar hoş olmuş. Benim hoşuma gitti valla. Siz bilemem. Gitti mi gitmedi mi de. Ah Arbelat'a dönmeydin iyiydi be. Vallaha. Tapınak şövalyesi ol bakayım. Hah bak bu çocuk olur. Bu çocuk benim askerim olabilirdi de işte şansına küspe. Oynamayacağız. Şuradan biraz daha alayım. Ulan haç şeylerde bayağı adam var ha. Şimdi Avrupa milisi yaptık. Y'yi yaptık. Piyadeyi yaptık. Alman'ı yaptık. Ha, Alman okçuyu da yaptık. Tamam o zaman aşağı geçeceğiz. Tapınak. Tapınak şövalyesi. Usta tapınak dediydik. Şimdi hangisini yapmam, hangisini yapmam onu da hatırlamamışsın. Seri seri geçiyor mu? Vatikan koruması mı? Acemi tapınak dediydim ben ona. Heee, okey. Tamam babam. Tamam, galiba seninle de işimiz bitti. Avrupa Milisi'ye bir daha bakacağım. Avcıya gideceğim. Fransız dedin. Fena değil. Avrupa'ya ya, yok. Haçlı Arbelatçısı, Sırp okçusu. Oğlum bu bayağı kendi içinde dağılıyor lan. Var ya ben bunu oynuyorsam hangisini ne yaptıydım diye unuturma. Harbi diyorum unuturum. Yani orduda çeşitlilik çok fazla var. Tabi bu bir yandan güzel bir yandan kötü. Yani elin alışana kadar, oyunun yapısına, o şeylere alışana kadar problem olmaz da. Şey problem olur da alıştıktan sonra pek problem olmaz. Şimdi Avrupa milis dedik, avcı dedik, Fransız şövalyesi, Haçlı Arbelatçısı. Şövalyeyi yaptıydım sanki.
Yaptın mı? Yaptım. Şimdi bunu yapacağız. Tapınak şövalyesi. Bunu da oğlum ne alaka? Avrupa milis dedik babam. Avcı dedik. Fransız şövalyesi haçlar biraz. Şövalye dedik. Fransız şövalyesi. Oradan da ona gidiyorsun, oradan da ona gidiyorsun. Bak burada kafa yandı benim lan şu an. 404 pound'a her an verebilirim. Galiba bu bitti ya. Burada kim var? La Berat'ım. Ya Berat'ım bir dakika. Bizans. İtalyanlar bunlar büyük ihtimalle. Kismas. Ha. Siz gidin başka. Sizde işim bitti. Aynen Bizans askeriymiş. Şu mızrakçıdan bir tane. Bizans mızrakçısından bir tane. Kıdemli Bizans'tan bir tane. Oha ama şimdi. Hani ben demiştim ya şey çok fazla var. Miğfer falan çok fazla var. Onun nedeni işte bu. Şimdi buraya gel. Buraya gel. Bizans çavuşu yok. Bizans çavuşu yapmayacağız. Bizans saray çavuşu. Tam saraya layıksın ha. Valla. Şimdi mızrakçıyı ben yaptım değil mi? Aynen. Tamam. Yok. Saray. Bizans saray çavuşu. Ve seni yaptım ben ya. Galiba mızrakçı bitti. Bir daha bakacağım da. Yo bitmemiş. Süvari var. Arbelat'a geçelim. Çok fazla var lan gelişim süreci. Bak Osmanlı modunda lan yanlış yaptık. Mızrakçıda mıydı o? Yo Arbelat'taydı. Osmanlı'da mesela şey vardı. Hani iki tık yapıyordum bitiyordu. Örnek veriyorum. Köylü, kemankeş, yeniçeri okçusu. Bitti. Gelişim süreci çok rahat. Oğlum bu bayağı zorluya benziyor lan. Ya oynayasım var işin aslı. Bak şu an bu kadar fazla gelişim süreci olduğu için insanın biraz ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor. Ama şöyle bir şey var abi. Kimse kusura bakmasın bu konuda. Elimde oynamak istediğim farklı oyunlar var. Ya onlara geçeceğim. Bizans baltacısı. Yavrum benim. Sen var ya millete balta ata dur. Ama siz bittiniz. Gördüğüm kadarıyla. Yani Arbelat. Bizans Arbelat. Dur bakayım buradan başka bir şey gidebiliyoruz mu? Saray Arbelat. İkinize de baktık. Sen git kardeş. Şimdi kimden almadım? Mavilerden aldık. Morlardan aldık. Bunlardan aldık. Sarıdan almadık. Sarıya da bakayım hemen. Mijar el Kabir. Ya Allah. Ya Allah. Erbil diyor. Erbil'i bir gireyim sana bulayım ben. Oha ama çok adam verdin lan. Bunlar bizi seviyor herhalde. Eyyubiyesi. Bu biraz memnuyandırıyor. Diyecektim vazgeçtim. Benim miğfer lan. Benim miğferim bak. Adam giymeyi başarmış. Helal olsun. Oğlum çok gelişiyorlar lan. Ay yanlış gittim galiba ya. Aynen. Eyyubi kardeş bana bir tane lazımdın ya. Kıdemli yarısı. Eyyubi. Bak Eyyubi muhafızı ol. Şimdi yayadan ver. Bunu ver. Bunu ver. Eyyubi Türk süvarisi. Türk'te ne alakası var ya? Neyse çok kurcalamamak lazım. Buradan başka bir kaldı mı? Eyyubi yayacısı var. Şey. Avcısı var. Yayası nereden çıktı? Yalnız gelişim süreçleri biraz uzun ha. Ben kendi halimde bir ne kadar süreçte gelişiyorlar diye baktıydım. Yalan yok. Onda mesela şeydi. Çok rahat gelişebiliyorlardı. Lan Türk süvarisini yaptık ters gittik gene. Şimdi yaya, avcı, Eyyubi, atlı okçu. Ha, atlı dedin deve verdin. Keşke deve okçusu yapsaydın. Neyse. Çok takılmamak lazım ona. Kürdiş.
Kürdiş garip yetim kaldı lan. Kürdiş asker. Kürdiş çavuş. Aynısı oldu. Kürdiş asker. Kürdiş çavuş ha. Bak bu da develi. Yağmacıyı andırıyor lan tipi. Biz buna baktık mı baktık. Attık demle tamam. Hadi gel seni de geliştireyim de. Sana beni yetim bıraktın deme. Şimdi fazla olanlar arkadaşlar ben atayım direkt. Ya yani çeşitlilik çok fazla var. Demek istediğim olay o. Ve bu kadar fazla çeşitliliği. Ha gerçi şu var. Tek bir ordu üzerinden genelde yürüdüğümüz için ister istemez çok şey olmuyor da adı neydi onun? Yansıması etmesi olmuyor da böyle farklı ırklara gittiğiniz zaman problem olabiliyor. Ama şunlar mesela çok hoşuma gitti. O filli muhabbeti hoşuma gitti. Yani senin askerin olduğu en azından o kadar belli oluyor ki. Tabii eğer şeyse, değil mi? O kaleyi koruyan sancaktar filamasıysa değilse şimdi pek bir esprisi kalmayabilir. Ama yine de güzel bir görsel yani. Adamlar bundan ibaret. Şimdi asıl gelelim bak bu miğfer muhabbetlerine. Ya miğferlerde çok fazla var. Şuradan bir paramı da ben uçurayım. Gerçi burada para ödemiyoruz ama. Şu pazar yerine gireyim. Bak zarar mesela benimki 55'ti. Kuvvetli savaş şeyi 25 diyor. Şey 28 diyor. Ulan. Ya sen neredeydin ya? Sen neredeydin dengelim? Bu kalede fazla herhalde iyi silah yok. Bak zırha bak. Şey olarak mesela özellik olarak bu daha iyi. Vallahi bu daha iyi. 35 ayak, 54 kafa. Şeyleri benim hoşuma gitti ya. Oha böyle bir item var mıymış lan oyunda? Artı 9 diyorsun. Ben bunu bilmiyordum ha. Bende şey vardı. Adı neydi onun? Çok metal değil de metale yakın. Paslanmış bir şey hesabı. Jaguar'dan mı kopardınız? Ne yaptınız onun derisini işlerken? Hayvanı kesip ne hale getirmişsiniz? Mesela şunu takacaksın abi. Burun önden. Baktın adam geliyor. Elinde kılıç mı? Saplayacağım kafayı o burundan var ya. Giricik çıkacak beynine. Bunları yapmak lazım. Dur. Sırtım bize dönük kaldı. Şunu gösterdim. Ki bu bir de... Tamam hadi al senin olsun ya. Atlarda pek bir farklılık yok. Acaba biz file binebiliyoruz mu? Şu an benim en çok merak ettiğim olay o. File cidden biz binebiliyoruz mu abi? Bana fil verin. Bir tane savaş vereceğim de. Bana fil ver. Ah be deve dedin. Ha 26 bin tamam 26 bin fazla para değil. Oo adam da oğlum. Bu neymiş lan? Lan bunda var ya hayatta kamuflaj olamazsın ha. Ha belki çöl alanlarında gidebilir de geri kalanlarında pek gitmez. Bu neymiş? Tam memlüklere göre. Yemin ediyorum tam memlüklere göre. Şeyler çok fazla ya dediğim gibi. Bak normalde mesela ha, benimki buydu. Örme. Artı 3 mü neydi benimki de? Ya 4'tü ya 3'tü. İtem çeşidinin fazla olması hoş. 57 diyor lan kafaya. Kalın Bizans. Vallahi oynayan olursa... Oha Viking. Tak tak eline tak onu. Tak. Parası neyse öderiz oğlum problem. Lan niye hemen çıktım? Alışkanlık olmuş. İşimizi görünce hemen çıkıyoruz içeriden. Bir tane de daş atayım. Diyeceğim de gerek yok. Şimdi Kahire'de şehir mi? Değil. Şehir nerede var? Mekke var. Mekke'ye gideyim. Farklı şeyler var mı? Onları size göstermeye çalışıyorum işin aslı.
Atlat bulursa şey at diyorum. Fil bulabilirsen fili kullanacağım. Kral başlığı. Ulan var ya. Oynasaydım kesin kral başlığını takardım da. Oha artı 10. Yalnız bu ne lan? Bu ne dayı? Ters duruyor bu ama. Değişik. Yine de güzel. Yok bunu takmam. Çok farklı şey var ya. İtem çeşidi var. Ve bu güzel bir şey aslında yani. Sürekli olarak hani ben kayıtlı olduğum için genelde bu ne babacım böyle? Centilenmiş dokra diyor. Keşke o sapını biraz kanım olsaymış diyor. Katana tarzı bir şey çıkabilirmiş de bundan çok değişik bir şey olmuş. 14. Paramız mı yok? Veririz. Aa para. Ha. Ben veririm. Kolay o. Parayı dert etme. Para işi bizde. Anlasın neresi var? Halep var. Halep'e gideyim. Şu an en büyük hedefim fil bulmak. Fil. Of. Aa altın varmış lan. Mısır. Yiyemeyiz kesin ama olsun. Şeyde mesela hurmayı yiyemiyorduk biz. Neydi onun ismi? Dur lan şunu giy. Kafaya da şunu giy bakayım. Bari az biraz adama benziyor. Aa hadi eline de bunu giydik. Bu ne lan? Allah seni bildiği gibi yapsın. Çık oğlum çık. Hurmayı yemiyorduk abi. Biz hurma yemeyi bilmiyorduk. Nasıl yenir? Nasıl millet bunu yiyor? Hiç biz onu öğrenemedik. Zırha baktım. Ata baktım. Silah. Tavlanmış Zülfikar. Ben bendekini kullanacağım. Bu ne? Aha katana. Allah katana katana dedim katanayı bu. Ama katanayı saplamasaydık iyiydi be. Savursam yeter onu bana. Sonuçta katana bayağı keskin. De bu pek keskin değil ya. Benim silahımı geri ver lan. Al ben katanayı istemiyorum vazgeçtim. Küveyt Şam. Bazı yerlerini hatırlıyorum hani. Az biraz da olsa şeyden aklımda kalmış. Dengeli Avrupa diyor. Çüş. 58-48. Saplamadan kaybediyorsun işte. Saplaman olmasa tatlısın. Kalın Asya. Ulan son samuray olabilirsin ha. Katanayı alsan. Bir de bunu alsan. Asyalılar yok ama oyunda. Ya güzel bir aslında şey seçenek alternatif ama Asyalılar oyunda yok. Ya da ben görmedim. Bizanslar var. Siz şimdi kimdiniz? Eyyubiler. Burada şeyler var. Anadolu. Siz İngilizlerdiniz yanlış hatırlamıyorsam. Haçlı devletleri. Ha. Almanlar, Fransızlar hepsi birleşmiş. Bunlar Vikingler. E siz kimsiniz kardeş? Moğol İmparatorluğu. Yani savaşıyor olsam ilk herhalde size saldırırım. Çünkü Bizanslara kolay kolay bulaşmam. Araplara da bulaşmam. Araplarla bulaştım mı kurtulamıyorum. Şimdi farklı... Şurası şehir galiba Atina. Silah var mı? Dengeli Selçuklu 51K bu daha ucuz ve makul. Vallahi ucuz ve makul. Yani 51K oradan kazanacağım diye hayatta ben ona vermem o kadar parayı. Aa derebentçinin şeyi itemi. Bu ne? Gerçi üstten görünmüyor. Farklı mı bak. Bu da fena değil. Bizans soyluymuş. Bizans'ın soylusu olsak demek ki ondan giyeceğiz. At. Deve var. Fil yok galiba ya. Vallahi ben umutlanmıştım fil olur mu diye de. Fil yok. Mini. Lan Almanlar ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl sizin burada?
Aa benim silah. Mistim balta. Oha topuz var lan. Savurma 26 diyor. Dediğim gibi çeşit çok fazla var ya. Yani vallahi bu biraz daha çok İngiliz askerlerine andırıyor ama şey kraliyet soylularından filan. Yine de oğlum bu önünü görebiliyor mu la böyle? Tam göz hizasında kalmış. Yine de güzel yani. Sağlam Türk baltosu. At. Lan deve deve la deve la. Ne olur bir tane deve la. Hadi gözünü seveyim. Zırha baktık. Silaha baktık. Tamam. Burayla da işimiz bitti. İnşallah benimkiler isyan çıkartmaz ya. Çocukların yemeği var mı yok mu ona da hiç bakmıyoruz ama. Oyunda zaman ilerlemediği için rahatım. Kalkanı alayım. Arkaya dön. Tamam. Bak katana burada da var. Kalın Çinli şapkası. Abi Çinliler olsaydı şu oyunda var ya. Kesin onların yanında savaşırdım lan. Baksana hoş durmuyor mu? Tabi bu iste için geçerli. O siyahlarla mesela falan güzel olabilir. Onun kırmızısı da varsa. Valla şöyle Çinlilerle alakalı bir mod falan bulsam tek başıma oynarım herhalde ya. Varsa bildiğiniz yazın ha. Ha bak atlar burada. Dur ver o atı 70. Ha 7600'müş 70. Becerim mi yok? Lan böyle bir ata binmek için beceriye ne gerek var? Ama olmadı ya. Sen benim hayallerimle oynadın. Neyse. Leeds diyor. Geleceğiz, geleceğiz. Ama FIFA'da geleceğiz. Şimdi değil. Rakip olmak için. Silah tüccarı. Zırh tüccarı. Şu an bazılarınız bana isyan ediyordur ama bazılarınızın da çok hoşuna gidiyor bu. Çünkü farklı itemler gördükleri için. Yani bir bakalım hesaba. Diyenler vardır. Adım gibi eminim. Ama birçoğunuz da ulan artık yeter şu fili sağda göster bize diyenler de vardır. Şu Vikinglere de bir bakayım da ondan sonra gidelim biriyle de savaş yapalım. Masum yani katana. Gel lan gel katana kullanacağım. Dengeli demir alsa. Alsa aslında fena değil. Yok bu almaz. Kalın Bizans istemiyorum. Bir şey var mı ya? Bu ne lan? Yok onu beğenmedim. Bizans diyor. Ya bana şöyle Japon üstü, Mapon üstü Asyalılardan yok mu be? Onlardan bir tane versenize. Zırhlı Türk atı gel. Savaşa gireceğiz birazdan. Lazım olabilirsin. Oo, kopeynap. Yubasın kopeynap. Dayım ne satıyorsun? Bu ne lan? Yubi palısı. Babam bununla bizim orada döner kesiyorlar ya. Çüş. Güçlü germe 7 istiyor. Lan alt tarafı 27 vuruyorsun lan. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun büyük ihtimalle bizim açımızdan zorlu geçecek bir yapısı var. Aha benekli at dedi. Dur benekli atı giyeyim. Dalmaçyalı. Oğlum silahlar fazla vurmuyor. Fazla vurmadığı gibi üstüne bir de fazla para istiyor. Selçuklu geç. Zır. Ya yok bu şöyle. Bu Vikinglerin yöreye ait. Bizle alakası yok. Ya yok mu şöyle Asyalı abimizden? Bak bak orada bulduydum ben ya. Malatya. Malatya'da vardır lan. Asya'ya yakınlar ya. Malatya'da kesin vardır sır. Bakıyorum. Bak kalın Asya abi. Ama bunun kırmızısı lazım ha. Kırmızısı var mı elinizde? Ha? Diker misiniz ya bana özel? Bir bölümlük lan. Bak şu şapkaya gitsin ya. Valla şu şapkaya gitsin. Ne olur. Yok mu? Tamam yoksa o zaman. Lan nasıl param yok? Al para dediğin nedir ki? Para köpeğin olsun kardeş. Para köpeğin olsun senin. Benekliler var. Silah baktık. Britanya kılıcı.
İngilizlere özel o. Biz şu an Asyalı takılmaya çalışıyoruz. Bir iki tane hemen şehrin kalesini göstereceğim, onu da belirteyim yani, içiniz rahat olsun. Eğer hemen sadece itemlere baktı gitti, bir savaş yaptı kapattı yapmayacağım. Merak etmeyin. Birkaç tane şehrin kalesini göstermek istiyorum işin aslı. Ama şunun ben kırmızısını istiyorum ya. Bak bu kırmızı şapkaya bu olmamış. Valla. Siyahını bulduydum gerçi ama. Neyse, burası ne? Şey kale. Buhura. Buhara. Buhara geldik biz kardeş. Güzel silah. O ne lan? Bu harbiden pala yalnız. Öbürü pala, Çin palası diyor. Yalnız yaylar çok az vuruyor ya. Bendeki 55 vuruyordu. Hasarlı. Ha bak bu olur. Onu alırım. Ya bana biraz daha uyuyor en azından. Bu neymiş lan? Babacım bizim orada bunları duvara asıyorlar ha. Vallahi bizim orada duvara asıyorlar. Altta bir şey var mı? Neyse tamam yeter bu kadar. Çocuklar az biraz savaşacağız, haberiniz olsun. Kime savaşalım? Hatta dur, Moğol İmparatorluğu'na direkt bir salça olalım ya. Sen kimsin, kaçaklar diyorsun. Benden mi kaçıyorsun? Niye benden kaçıyorsun ki? Aha gel lan buraya. Şşş paşam. Taleplerimi iletmek için buradayım. Ben Jester lan. Teslim ol. Seni ilgilendirmez. Teslim ol. Az kişiyiz ama olsun. Yani her ordunun en iyisinden bir seviye. Ulan fiye bak ne güzel gidiyor. Şu filler insene lan. Ben seni öldürebiliyor muyum? Ya içinden geçiyor lan. Allah Allah. Sizin de geçebiliyor mu lan içini sen? Yo. File özel mi o? Aman oğlum aman dur. Adamlar yazık la. Doğradık geçtik yemin ediyorum. Bunlar demek ki çok güçlü değil. Başka indir. Aa ben şey kaç yaptım ki ya? Oyunun zorluğunu falan. Lan oğlum ne vuruyorsun ya? Şişt. Kardeş kaç bak. Dur gel buraya gel. Arbelat atılmıyor. Yok. Gerçi arbelat at üstünde atılmıyordu. Ya şunu alın ya. Alın aşağı. Oha ne gömçürdü lan bana. Ben adam alabildim mi? Çok merak ediyorum. Ya bari şuna gideyim arkadan vurayım. Kardeş. Yalnız blok sesleri biraz farklı. Bak. Herif ölmüyor. Dediğim olay buydu abi size. Bu miğferler filan bayağı güçlü. Adamlar hani zor ölüyor demiştim ya. Tahmin ettiğim gibi. Yani kolay savaşlar bizi beklemiyor da bizim çocuklar vallahi biçti. Aferin lan size. İyi hile yapmışız ha. Harbi diyorum iyi hile yapmışız. Benekliatım da çok tatlı ha. Dalmaçyalı gibi. Ah kuzum benim. Bak bizde 5 ölü şey 3 ölü 2 yaralı var. Adamların delik deşik etti, bizimkiler geçti gittiler. Yok yok ben istemem sizi. Siz kafanıza göre takılın. Ben kaleye gireceğim. Benim niyetim oydu. 9'a problem değil. O Papa 3. Honorius Vatikan'da turnuvayı kazanmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Papayı tanırım. İyi adamdır. Saldırıyı bizzat yönet. Ya keşke dışarıda savaşsaydık ya. Vallahi ki. Ay bu değil bu değil bu değil. O katana. Yubasi. Adamlar iki attı ya lan. Aha. Biz öldüğümüz zaman direkt şey çekiliyor lan. Geri çekiliyorlar. Bak bu çok güzel olmuş ya. Mal gibi beklemiyorsun. Vallahi bu hoşuma gitti.
Yalnız bak benim anlamadığım bir şey var. Bizim aslan parçaları delik deşik ederken dur lan ben. Kalenin içine gireceğim ben siz takılın. Bizim çocuklar bayağı sağlam herhalde ya. Bakayım arbelatım var, arbelatım yok. Şehir tasarımı Native'dekine biraz benziyor gibi ama emin de değilim şimdi, ne yalan söyleyeyim. Uzun zaman oldu Native oynamayalı. Oğlum resmen kaç kişiyle girdik lan biz buraya? Yedi oradan neyse. Ulan resmen 30 kişiyle 100 kişi indiriyoruz lan. Bu adamlar bu kadar iyi savaşırken benim bu kadar kötü savaşmam valla tam orduyu yönetmeye layık olduğumu gösteriyor. Ay gene tek attı lan. Kalkan önemli, kalkan önemli abi. Lan çekilmeyin oğlum, çekilmeyin, siz 10 numara savaş çıkartıyorsunuz ya. Bana ne gerek var lan? 13 ölü 8 yaralı, 81 ölü 1 yaralı. Onu da öldürseydiniz keşke. Yalnız abi şey çok sağlamlar ya. Şaka maka harbi diyorum sağlamlar yani, öyle hafife alınacak gibi değil ulan. Her ordudan bir tane koyduk 80-80 indiriyor herifler. Çatır çutur kayıyorlar. Lan bir tane de ben koyacağım. Ama benimki vurmuyor. Benimki tırt, benimki tırt, bir dakika. Ya oğlum git git. Git babam git, babam git. Ya ama kaldırdım yukarı. Esir düşeceğiz. Tamam bağırma, dur sakin ol. Ya tamam tutsak olalım, o sıkıntı değil. Aa, eşyaları mı çaldılar lan? Şşş beni salın. Beni salın. Katanamı aldı ya. Ulan katanamdan ne istedin ya? Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu bir iki tane daha farklı kalelere gireyim de bakayım bari diyeceğim. Giremeyeceğim. Giremeyeceğim çünkü adam kalmadı bende. Bana asker verin lan. Şşş sen de ver. Ya bunun bir hilesi vardı. Hem kendi adamların hem de... Daha durdun, nereye gidiyorsun? İçerideki adamları öldürüyordun da hangisiydi hatırlamıyorum. Şşş! Paşa! Ben Jester. Sana taleplerim var. Haberin olsun. Gel kapışalım. Aa! Dur lan! Savaş vereceğiz oğlum biz seninle. Seni ilgilendirmez birader, gel. Fıtı 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 yapıştır abi. Şimdi olay şu. Kalenin içine girebilmek için onlarla biraz bu tarz ilişkiler içerisinde hareket etmem lazım. 14 seviye oldum bu arada. Bir de şöyle bir şey var, hani bir yorumda görmüştüm onu. Bana şey yazılmış. Neydi onun ismi? Şuna alak da elimizde dursun ya. Levelin kadar bölüm oynadı. Ben levelimi geçtim. Öyle bir gerçek var. Kaç bölümdü? Yalan olmasın. Ben 42 level mi öyle bir şeydim. Şey, bölüm sayısı 50'ye vurdu. Ya babacım dur, ben seninle savaşmak istemiyorum ya. Ya sen niye bana artist yapıyorsun ki bak. Oğlum biz okunmuş üflenmiş adamlarız ha. Bize bulaşma. Harbi diyorum bize bulaşma. Yani ordumu göremeden ölüp gidersin bu savaşta. Sakın bir daha görmeyin. Ayağına denk kal, ona göre. Ya gördün mü? 3 tane köylü seni indirdi. Çocukların daha yüzünü göremedi. Görseydi iyiydi. Hoş geldin. Merhametime kalacaksın tabii. Benim siz başka bir şey mi arakladınız mı lan? Kaşla göz arası. Yok. Oo, kop beynap. Biz geliyoruz kop beynap. Beyler siz savaşın. Ben kalenin içine gideceğim. Yalnız benim kızanlar patlısı olacak. Ana burada yol yok lan. Ama tahmin ettiğim gibi arkadaşlar, şeyler Native kaleleriyle neredeyse aynı. Dur geri çekil, geri çekil. Ya geri çekileceğim ya.
Oğlum gelmeyin lan. Şş, alo. F2. Olmadı. Kardeş vurma dur. Vurma dur paşam dur. Gözünü seveyim dur. Hile yapış şurada dur. Alın. F6 F3 lan. F1 o da değilmiş. Şifreyi hatırlamıyorum. Ya gene isim düştük ya. Ya bir salonda oynayak arkadaş ya. Bir salonda oynayak ya. Heh, adamsınız. Şeye gideceğim. Selçuklulara. Onlara da bakacağım. Ondan sonra da zaten. Eğer orada da çok bir farklılık olmazsa büyük ihtimalle aynıdır. Kale tasarımları, native'le. Sadece bu yapılan modda şey değişiklikleri vardır. Var mı lan burada biri? Kalede yok. Burada var mı? Burada da yok. Neredesiniz lan? Çıkın ortaya bakayım. Şşş! Koçum! My lord. Gel kapışacağız. Kapışacağız oğlum. Gerçi pek kapışmada denmez ama olsun. Tamam oğlum tamam sakin olun lan. Alışkınız biz böyle şeylere. Hemen kasmayın kendinizi. Ooo mısır var. Şimdi bunlara düşman olduk. Güzel. Hemen şuradan da bir kaleyi kuşatalım. 90 saat mi? Niye lan? Ha gücüm yok. Duruz mu? Az biraz zaman geçsin. Lan diyecektim ben de hiç mimarlık bilgisi yok. 90 saat nedir? Alt tarafı yani Bolu'ya bir saldırı yapacağız. Ya alt tarafı dediğime bakma yani. Şu manada alt tarafı. Öbür... Oğlum buraya harbiden 90 saat çekiyorsun sen ya. Ulan Adana'ya saldırıyorum. Adana şehir ha. Şehir 9 saat, kale 90 saat. Nasıl bir kale lan o? Ya ama siz bak sürekli olarak fırlıyorsunuz ha. Bir fırlamayın bir durun. Gençler. Gençler bir durun. Gözünü seveyim bir durun. Anlaşabiliriz lan. La oğlum kalenin içine bakacağız ya. Al işte. Ala atma lan atma lan lan hırda o. Atma kardeş. Allah seni bir diliyorsa. Al lan. Al. Düşün lan aşağı. Gidene kadar en azından vurayım. Kaç kişi düşürmüşüm? 89 yaralı. Gene esir düştük. Esir düşe düşe bir hal olduk. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben size gösterebileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Artık oynayıp oynamamak tamamen sizin kararınız. Dediğim gibi açıklama kısmında linki vereceğim. Oradan da o çocuğu koşturuyorlar. Tamam tamam. O problem değil. Oynayıp oynamamak sizin kararınız. Yani istiyorsanız Mount Blade'i seviyorsanız bir bakış atın derim. Çünkü savaş sistemi biraz daha Osmanlı moduna göre zor gibi duruyordu. Oyunun zorluğu neydi? Ona da bir bakayım. Bak zorluk derecesi daha %44'te. Ya bunu %100'e falan alsa herhalde tek atarlar. Ki ben 60 üzerinde oynuyordum. Pardon 60 küsurda oynuyordum. Onda bile 2-3 yiyordum arada sıra. Memlüklülerden. Daha bunda herif gelir gelmez katana lapi koyuyor tek yiyorsun. Vay o yönden savaş sistemi hoş olabilir. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Artık Mount Blade olmayacak. Bu modu oynamak isterseniz oynarsınız tamamen sizin tercihiniz. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Artık Mount Blade'den tamamen olmasa da Mount Blade Warband'ın hem modlarından hem de kendisinden benden bu kadar diyerekten. Bannerlord'un da bir an önce gelmesini dileyerekten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeni seri ne olacak? Murderer Saul Suspect olacak. Bunu da söyleyeyim. Yani bu videoyu zaten izleyenler yeni seriden de haberi olacak. Hadi görüşmek üzere.